Nasıl oluyor da 40 yıllık bina dururken hemen yanında 3 ay önce yapılan bina çöküyor? Yapının güvenlik düzeyini etkileyen en önemli öge yapının düşeydeki sürekliliğidir. Herhangi bir katta bu dediğim kavramlardan herhangi bir tanesine sekte vurulursa orada bir zayıf kat oluşturmuş olur. Sürekliliği anlamamız adına mutfak, 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 banyo, banyo, evet, banyo, evet, 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 salon, evet, salon, salon. Oda genişletmek adına duvarların kırılması da o binanın statiğine yapılmış bir tehlike midir? Etkiler, etkiler. Bilinenin tersine bir şey söyleyeyim ben size. Yüksek binalar gerçekte daha alçak binalara göre daha güvenlidir. Çöken binalara baktığınızda ya bu adam hiç demir kullanmamış diyor musunuz? Yani o büyük bir skandal tabii. Efendim merhabalar. Yurtça oldukça zor günlerden geçiyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Tam da gündemle ilgili çok önemli paylaşımlar yapacağına inandığım için buradayım. Efendim Türkiye'de statik konusunda otorite kabul edilen, beraberinde deprem mühendisliği konusunda Tokyo Üniversitesi'nde bir yıl boyunca çalışan, doçent yeni de deprem mühendisliği üzerine yapan çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Feridun Çılı hocamızla birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun, ülkece başımız sağ olsun. Büyük acılardan geçiyoruz ama bir durum tespiti de yapmak zorundayız. Ve ilk hepimizin merak ettiği soruyu sorarak girmek istiyorum. Nasıl oluyor da 40 yıllık bina dururken hemen yanında 3 ay önce yapılan bina çöküyor? Bir yapının, binanın diyelim daha doğrusu, deprem güvenliğini sağlayan pek çok etken var. Bunlardan pek konuşulmaz ama en esaslılarından bir tanesi taşıyıcı sistem düzenlemesidir. Şimdi biz binanın karkası filan derler ya, taşıyıcı sistem diyoruz biz ona. Taşıyıcı sistem düzenlemesi, çok iyi düzenlenmiş bir taşıyıcı sistem, çok iyi projelendirilmemiş olsa dahi oldukça yüksek bir güvenliği vardır. Kolonlar mı kastettiğiniz şeyler? Hayır. Taşıyıcı sistemin elemanları, eğer yapımız bizim betonarme ise onu konuşuyorsak, taşıyıcı sistem elemanı deyince bizim aklımıza temeller, kolonlar, perdeler, kirişler ve döşemeler gelir. Bunlar bir şekilde bir yapı yapılacağı zaman, projelendirileceği zaman bunlar değişik şekillerde düzenlenebilir. Bu düzenlemede basitlik esastır. Bütün amaç yükleri, yükler deyince işte bizim yüklerimiz, düşey yükler ve depremin oluşturduğu yatay yükleri en kısa yoldan zemine aktaran sisteme diyoruz biz, taşıyıcı sistem. Bu ne kadar basit ve düzenli ise bir depremin, bir yapının deprem güvenliği o kadar yüksektir diyebiliriz. Peki hocam, bu kontrollerin yapıldığına nasıl güvenebiliriz? Bir bina alıyoruz, binanın çok tanınmış bir müteahhiti var. Büyük vaatlerle, büyük rakamlarla inanarak, güvenerek o binayı alıyoruz. Bütün statik ölçümlerinin yapıldığına, gerçekten de depreme dayanıklı olduğuna nasıl inanabiliriz? Vallahi onu güveneceksiniz. Projesine bakabilirsiniz, baktırabilirsiniz. Kontrol et, gerek projesini, gerek yapımını kontrol ettirebilirsiniz yani. Ama böyle bakarak bir bina güvenli, güvensiz demek pek mümkün değil gerçekten yani. Yani bakarak karar verilmez olan. Bakarak karar veremediğimiz bir başka konu da deprem yaşandı, bina hasar gördü. Ne kadar yeni depreme dayanıklı ya da güvenliği ne oranda, bunu ölçtürmek için görevlileri çağırdığımızda duvara bir işte ölçüm yaparak güvenli olup olmadığını söyleyebiliyorlar. Peki alt komşum kolonu kestiyse? Bir kolon, bir kiriş, neyse bir perde bir hasar gördüyse ya da alındıysa diyorsunuz ama o pek, ben bir mühendis olarak öyle bir şeyi kabul edebilemiyorum ya. Ama öyle bir gerçek de var. Şimdi bu en son depremlerde, şimdi televizyonlar 24 saat aşağı yukarı gösteriyorlar. Yıkılan binalara bakarsanız o göçme şemasından nasıl bir hasar gördüğünü anlamak mümkün. Şöyle, en son gördüğüm birkaç tane bina örnek vereyim size. Genellikle yerleşim
yerleşim yerlerinde böyle büyük apartmanların zemin katlarında dükkanlar, alışveriş yerleri düzenleniyor. Bu alışveriş yerlerinde taşıyıcı olmamakla beraber bu duvarlar vardır. Bölme duvarlar normal katlarda. Bu alışveriş yerlerinde o duvarlar taşıyıcı değil ama binanın rigidliğine, binanın yük taşıma kapasitesine olumlu etkileri vardır bunların. Bu zemin katta bütün bunlar kaldırılmış. Sadece cam cepheler falan görünüyor. Bu şekilde o kat zaten zayıflatılmış oluyor. Bir de dediğiniz gibi yer kazanacağız, yer açacağız diye bir şekilde herhangi bir kolon kaldırılmış diyemiyorum da hırpalanmışsa bile binanın güvenliği korkunç şekilde düşüyor ve yıkılan binalara bakarsanız önce zemin katı göçüyoruz. Şimdi biz bu göçme içinde de değişik şekillerde bakarız. Biz binanın göçecekse de esnek şekilde göçmesini, yani gözle görülür şekilde yavaş yavaş göçmesini arzu ederiz göçecekse. Böyle ani göçmeler çok risklidir. Mesela eğer kolonlar basınçtan kırılıyorsa, düşey taşıyıcı elemanlar, kolonlar, perdeler basınçtan kırılıyorsa onların göçmesi çok anidir. Bu dediğim binalarda dikkat ederseniz önce zemin kat patlıyor adeta. Ondan sonra üstündeki blok olduğu gibi aşağı iniyor ve artık kendini taşıması mümkün değil ve göçüyor. Demek istediğim şu ki zemin kat da böyle yapının önemli olan şeylerden bir tanesini size söyleyeyim. Yapının düşeydeki sürekliliğidir. Mesela görülenlerde bina sallanıyor deniyor. Bina sallanır. Sallanması iyidir de esasında. Yani sallanmaması için onu iten kuvvete dayanması lazım. Dayanacağına gidip gelmeyi tercih etmesi çok daha akıllıca bir şey yani. Bu son görüntülerde, gelen görüntülerde zemin kattan patlıyor olması neyin yanlış ya da eksik olduğunu size anlatıyor? İyi gösteriyor biliyor musun? Ben onlar gördüğümde o zemin katta taşıyıcı olmayan elemanlar ama taşıyıcı değil. Mesela şurada gördüğünüz şu duvarlar, şu bölme duvarları taşıyıcı değil. Bu bölme duvarı. O hacimle bu hacmi bölüyor. Ama bu duvar sonuçta üzerine düşmesi de büyük taşıyor. Bunlar alınmış. Yapı sürekliliği boyunca, demin de söyledim ya, yapı sürekliliği boyunca herhangi bir katta, yalnız zemin katta değil, başka katta da olabilir. Dayanım düşükse, rigidlik düşükse, süreklilik sınırlıysa o binanın zayıf katıdır. Orada toplanır ve ilk önce orası göçer. Genellikle karşılaşılan bu zemin kattadır. Bu aynı zayıflığı siz 10 katlı binanın 5. katında yaparsanız o bina orada yıkılmaya başlayacaktır kesinlikle. Oda genişletmek adına duvarların kırılması da o binanın statiğine yapılmış bir tehlike midir? Tehlike değildir esasında. Aynı şey söylüyorum. Bunlar bölme duvarları. İki hacmi birbirine. Ama etkiler dediniz. Etkiler. Etkiler. Esasında gerçekten önemli yapılarda bu bölme duvarları hiçbir şekilde yük almayacak şekilde yapıdan koparılır. Ama etrafta görüyorsunuz binalar yapılırken bölme duvarları sağındaki solundaki kolonlara da değer, altındaki üstündeki kirişlere de değer. Eğer biraz kalıncaysa da yapının deminden söylediğim üç kavramı var ya, rigidlikti, dayanıklılıktı, süreklilikti, bunu bir şekilde etkiler. Bunu bu dediğim herhangi bir yerde büyütmek, küçültmek, duvar almak yapının düşeydeki sürekliliği bozmaktır. Yapının güvenlik düzeyini etkileyen en önemli öge yapının düşeydeki sürekliliğidir. Herhangi bir katta bu dediğim kavramlardan herhangi bir tanesine sekte vurulursa orada bir zayıf kat oluşturmuş olursunuz. Sürekliliği anlamamız adına mutfak, mutfak, mutfak. Banyo, banyo, evet, banyo. Evet, evet, salon, evet. Salon, salon, salon. Evet. Bunu mu kastediyorsunuz, evet, evet, hocam? Yani o ben mimari açıdan. Taşıyıcı sistem açısından benim ilgi alanım taşıyıcı sistem, evet. Yapıyı taşıyıcı sistem. İşte kolondu, kirişti, perdeyli, döşemeden oluşan betonarmeden konuşuyoruz şu anda. Aynı şey çelik içinde konuşabiliriz. Bunun oluşturduğu sistemin düşeydeki sürekliliği.
bunlar birbirine tekrarlıyorsa tekrarlamalı. Herhangi bir katta kolonun bir tanesi alınmışsa ya da kolon o katta zayıfsa, altında üstünde büyük büyük kolonlar var, o katta küçükse mesela, o bir süreksizliktir. Perde dediğimizde kolonun büyüğü, yani betonarme duvar diyebilirsiniz bir anlamda. Bu belli bir süreyle gidiyor. Eğer mesela herhangi bir katta bir perde alınmışsa duvar diye, perde, betonarme, orada çok büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Yani. Perdenin alınması nasıl? Ne yaparsak perdeyi almış oluyoruz hocam? Yıkarsınız. İşte dediniz ya, iki tane hacmi birleştirmek için duvarı alırsak bozmuş olur muyuz dediniz ya. Evet. İki tane hacmin arasında. Ama bu hep yapılan şey, mutfağı genişletelim deyip salonla aradaki duvarı açıyor. Duvar başka. Duvar başka. Duvar ama dedi, sürekliliği bozmuş oluyor hocam. Bozuyorsunuz. O çok çok önemli değil. Etkili. Ha. Ama benim söylediğim şu. Betonarme perde binanın taşıyıcı sisteminin en önemli elemanlarından bir tanesi. Bilinenin tersine bir şey söyleyeyim ben size. Yüksek binalar gerçekte daha alçak binalara göre daha güvenlidir. Şöyle ki, şimdi depremde yapıya bir yatay yük geliyor. Anlatabildim mi? Bir de yapının bir ağırlığı var. Depremde yapıya gelen yükü yapı kendisi üretiyor ve ağırlığının bir oranı. Depremde yapıya gelen yük yapının ağırlığına bölersek bir oran çıkar. Yani depremde yapının ağırlığının %5'i, 10'u, 20'si, 30'u, 40'ı bir yük gelir. Bu oran yapı ne kadar yüksekse o kadar düşüktür. Yani yapının ağırlığının 3-4 katlı bir binada %20'si depremde yapıya geliyorsa 40-30 katlı bir binada %5'i gelir. Onun için depremlerde yıkılan çok katlı binalar daha azdır dikkat ederseniz. Bunun bir de nedeni bu. İkinci nedeni de yüksek yapılardan korkulduğu için daha özenli projelendirilir, daha özenli inşa edilir. Maalesef bu yıkılan, çöken binalara baktığımızda birkaç tip görüyoruz. Ya kum yığını gibi ya da böyle kademeli olarak katlar birbirinin evet. üzerine binmiş. Evet. Bu ikisi arasında müteahhitin yaptığı fark nedir? Neden biri kum yığını gibi, diğeri kademeli olarak çökmüş? Onun da nedeni de çok bellidir. Şimdi bakın, o kum yığını gibi olmasının nedeni, bir de yapılar güvenliğini etkileyen şeylerden bir tanesi de betonun kalitesi. Bir diğeri de donatı düzenlenme becerisidir. Donatı düzenlenme işine donatı düzenleme sanatı da denir. Çok önemlidir. Yani kolonun içine bir donatı, hep demir denir ama gerçekte çeliktir o, biliyorsunuz. Donatı koymakla iş bitmiyor. Onun miktarı, yeri, boyuna doğrultuda olanlar, enine doğrultuda olanlar, hepsinin miktarı ve düzenlemesi çok önemlidir. Eğer bu düzenleme yeteri kadar bilinçli olarak yapılmazsa yapının zayıf noktasıdır. Şimdi binanın o şekilde ya da bu şekilde göçmesinin sebepleri bir tanesi bu donatıyı diyelim ki düzenledik, iyi de yerine koyduk, yeteri kadar da miktarını yerine koyduk. Eğer beton kalitesi yeterli değilse işte bu sizin dediğiniz gibi kum gibi ufalanıp gidiyor. Ama son 20 senedir filan bu hazır beton olayı çıktıktan sonra beton kalitesi yükseldi. Diğerine gelirsek, şimdi bir binada herhangi bir zayıf kat varsa, düşey taşıyıcı elemanlar. Düşey taşıyıcı eleman deyince kolonları ve perdeleri anlayın. Kolon işte eni boyu birbirine yakın elemanları anlıyoruz, anlıyorsunuz. Perde deyince de betonarme duvarları anlıyoruz. İşte 20, 30, 40 santim genişliği, 2, 3 metre, 4 metre olan boyu olan elemanları anlıyoruz. Eğer binanın düşey rigidliği sadece kolonlardan oluşuyorsa örneğin, herhangi bir zayıf katta kolon, bir de yapının taşıyıcı sistemi sadece kolon ve kirişlerden oluşuyorsa, perde falan hiç yoksa,
kolonlarla kirişler düğüm noktası da yeteri kadar rigid birbirine bağlı değilse ya da şimdi bir kolon ve bir de kiriş var. Biz isteriz ki önce bir kırılacaksa bu kiriş kırılsın. Çünkü kiriş kırılırsa üstündeki döşeme göçer en fazla. Eğer kolon kırılırsa bunun üstündeki katlar göçer. Eğer bu birleşinde kolon zayıf, kiriş kuvvetliyse ki biz onu hiç arzu etmeyiz, tersini arzu ederiz. Öyle bir durum varsa bu kolon kiriş, ilk kolonlar kırıldığında bir tane kolon kırılsa sirayet eder öbür taraflara. Düşey taşıyıcı elemanlar kırıldığında döşemelerin kırılması pek mümkün değildir. Onun için sizin dediğiniz gibi sandviç gibi, tost gibi üst üste gelir ve işte yaşam şansını da ortadan kaldıran bir göçme şekli o. Hiç arzu edilmeyen bir şey. Gerçekte beton dediğiniz şey, donatı dediğiniz şey öyle ahım şahım çok pahalı şeyler değil. Bir mutfağa verilecek, mutfağı yapmak için verilecek olan para ne kadarsa o mutfağın taşıyıcı sistemini oluşturan elemanlara verilecek para onun çok 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 altında bir şey. Neden es geçiliyor hocam? Görünmüyor ya ondandır. Öbürü görünüyor değil mi? Gözünüzün önünde. Ama bu kadar hayati önem taşıyorsa. Ama hocam, yani bir bina göçmüş bir binaya baksanız da bu binanın neden göçtüğünü anlamak o kadar zor değil gerçekten. Çok zorlanarak sorduğum bir soru. İki tip yapıyı ve çökme biçimini konuştuk. Bunların hangisi göçük altında kalan insan için daha şans vaat eder? Kum yığını gibi olan mı yoksa bu kademeli olarak göçmüş olan mı? Vallahi yaşam üçgeni deniyor ya, hangisinde bir yaşam üçgeni oluyorsa o. İkisinde de hiçbir farkı yok gerçekten. Bir tanesi iki tane döşeme, kat döşemesi, kitap gibi birbirinin üstüne kalmış, göçmüşse orada hiçbir şekilde bir yaşam üçgeni değil, yaşam hacmi bile kalmıyor. Eğer kum yığını gibi göçmüşse de yine hiçbir yaşam alanı, yaşam hacmi kalmadığı için bu daha iyi bir göçme şekli, bu daha kötü bir göçme şekli diye söylemek mümkün değil. Maalesef ikisi de bizden uzak olması gerekir. Hiç arzu etmediğimiz göçme şekilleri. Sıkça rastladığımız görüntüler var. Binaların altında büyük marketler. Evet. Binaların altında otogaleriler. Evet. Bir bu işin uzmanı olarak yolda geçerken gördüğünüzde hissettiğiniz duyguyu merak ediyorum. Ve elbette ki teknik yansımalarını da duymak isteriz. Deminden de söyledim ya. Bir binanın düşeyde sürekliliği çok esastır diye. Eğer bir binanın üstlerinde böyle katlar varsa en alt katı da aynı amaç için kullanılmalı ve de aynı şekilde olmalı. Bir binanın üstünde daireler var. Alt katı boydan boya boşaltılmış, galeriymiş, alışveriş merkezi yapılmışsa benim hoşuma gitmiyor o. Süreklilik binada bu kadar önemliyse binaların altı otopark, onlara ne diyeceksiniz? Otoparktan en alt katı mı diyorsunuz? Evet. Şimdi binalardan giriliyor, binanın altı otopark. Evet. Şimdi şöyledir, onu şöyle düşünün. Binanın, mesela bu binanın altı aynı o şekilde. Binanın altının otopark olarak kullanılması, işte bölme duvarlarının olmamasını gerektirir ama dediğiniz katlar genellikle toprak altındadır. Ve çevrede toprak perdeleri vardır. Toprak etkisini alan. Onlar sadece toprak etkisini almıyor, yapıya etkiyen yükleri de taşıma bakımından çok etkili elemanlardır. Onun için bu tip binalar göçtüğünde o bodrum katlar değil de en kritik kat bodrum katlarının üzerinde boşaltılmış ilk kattır, fark edersiniz. Bunların sürekliliği önemli. Hangisini bozuyorsanız hangi katta orada bir olumsuz, zayıf kat oluşturuyorsunuz demektir. Eğer orada zemin katta boşaltılmışsa işte orada bir zayıf kat oluşturuyorsunuz. Aynı şeyi orada değil de 10 katlı binanın 3. katında oluşturuyorsanız orada bir zayıf kat oluşturuyorsunuz demektir. Deprem gibi böyle aşırı yükleme durumunda ilk yıkılacak olan kat o kattır. Hocam o zaman çok katlı bir binada oturuyorsak komşumuz evet, tadilat yaptırdığında girip bakmamız lazım. Sen ne yaptırıyorsun diye. Evet, esasında izin alarak yapmak lazım bunlar. Gerçi hiç kimse kendi dairesinin içinde yaptığı şey için hiç kimseye bilgi vermek zorunluluğunda hissetmiyor kendini ama bunların hepsi nedir?
gelişmişlik düzeyidir. Gelişmiş bir ülkede bunu göremezsiniz. Biz maalesef yıllardır gelişmekte olan ülkeler sınıfında olduğumuzdan böyle durumlarla her zaman için yaşadığımız bir olaydır. Çok sık evde yapılan ama sizin hiç hoşlanmadığınız düzeltme, tadilat hangisidir? Bu taşı duvarların alınması. Yani binanın bölme duvarlarının gerekli gereksiz alınması, kaldırılmasıdır. Peki hocam, dış cephedeki mantolama o binada bir sorun oluşturur mu? Hayır, dış cephedeki mantolama... Ha, yalıtımla ilgili yapılan işlemler, hayır, herhangi bir zarar vermez. Hem o yalıtım binanın konforunu artırma bakımından iyidir ve yapıya da aşırı büyük falan da vermez yani. Japonya'da bir deprem ülkesi uygulanan sizin çok sevdiğiniz mesela bir teknik sorsam. Ben size söyleyeyim. Siz Japonya'da kapalı alanların ne kadarını beton harnası sanıyorsunuz? Bizdeki gibi oralarda yaygın beton harnı yok ki. Şehir merkezinde iş merkezleri filan beton harnıdır, çeliktir filan. Yüksek yapılarda vardır ama konut alanlarının deyin ki %60'ı belki de daha fazlası ahşap iskeletli tek katlı, iki katlı konutlardan oluşur. O göçen binalara baktığımızda sıkça sarf ettiğimiz şu ifade de var. Hiç demir kullanmamış. O büyük betonarme demek zaten. Beton demek değil. Betonarme. Betonarme donatılmış beton demek. Betonarmenin içindeki donatının miktarı ve düzenleme şeması fevkalade önemli. Eğer bir betonarme elemanda yeteri kadar donatı yoksa onun hiçbir esprisi yok. Hiçbir dayanımı yok. Daha da önemlisi eğer bir betonarme elemanda yeteri kadar donatı var ama iyi düzenlenmemişse o da çöp yine. O da bir şey değil. Onu görmüşsünüzdür, bilirsiniz. Kolonlarda, perdelerde işte böyle boyuna demirler vardır. Bir de enini olanlar vardır. Biz onu evet. Etriye falan diyoruz. Ve o enini olanlar kolonun ya da perdenin uçlarında, alt ucunda, üst ucunda, düğüm noktasında, kirişlerle birleştiği noktalarda sıklaştırılır. Normal arada 15 santimse orada 8 santim, 7 santime falan düşürülür arası. Hesaplı, kitaplı şeyler bunlar. Mesela bu yapılmamışsa elde ettiğiniz betonun içinde kalıyor donatı ama zayıf bir eleman var. Muhtemelen kırılma kaynağıdır orası. Daha da önemlisi, çok detay gibi görünür ama bu enine donatılar, böyle köşelerde böyle 90 derece birleştirilirse, öyle bırakılırsa o da doğru değildir. Onlar da böyle 135 derece döndürüp şöyle birleştireceksiniz. Çöken binalara baktığınızda, ya bu adam hiç demir kullanmamış diyor musunuz? O büyük bir skandal tabii. Yani bu donatıların içinde hani kolonların ve kirişlerin üst uçlarında, üst ve alt uçlarında sıklaştırılır dedim ya. Eğer öyle yaparsanız onu ya da kolon kiriş birleşim yerlerindeki donatıyı az yaparsanız ya az yapılırsa ya da yapılmazsa niye yapılmaz derseniz betonu yerleştirmek zorlaşabilir bunları koyunca ama hiç önemli değil. Onu becerip yerleştireceksiniz. Eğer bu donatıdan kaçınılırsa yine diyorum elde ettiğiniz eleman betonarme değil de beton bir elemanız diyor. Beton bir elemanın taşıdığı yük şekliyle betonarme bir elemanın taşıyacağı yük şekli birbirinden tamamen farklı. Ha oraya böyle tuğladan, gaz betondan bir duvar örmüşsünüz ya da kötü kaliteden bir beton koymuşsunuz. Hiçbir esprisi yok. Yeteri ve uygun şekilde donatılmamışsa. Her şeyin formülü varsa. Var. O kumu karmada kullanılacak suyu tutun da demir miktarına kadar. Bunların hepsinin ölçülmüş formülleri var. Gayet değil mi? Mühendislik o zaten. Mühendislik bu. Peki bunu denetleyen bir mekanizma var mı? Resmi yapılarda bir kontrol mekanizması var. Özel yapılarda da bir kontrol mekanizması var. Ama ne kadar kontrol ediliyor onu bana sorarsanız ben bilmiyorum. Ama gerek resmi yapılarda gerek özel yapılarda bir kontrol mekanizması tabii ki var. Ama hocam
Hatay'da belki de havalimanı, onları da kontrol eden başka bir müessese bulmak lazım. Ama hocam Hatay'da havalimanı, belediye binası, bunlar devlet binalarıydı. Çöktüler. Şimdi, İlk çökenlerdi. Biz her şeyi bir de kabahat şeyde bulmamak lazım yapıda. Bir de zemin diye bir yapıyı getirip bir zeminin üstüne koyuyorsunuz neticede. Yumuşacık bir zemin üzerine getirip bir yapı koyarsanız o zemin serttir biliyorsunuz. Eğer kumlu, siltli bir yapıysa, titreşimde de akıcı hale gelebiliyorsa, akışkan hale gelebiliyorsa, işte orada en son yapılan bir hastane binası mı? Evet. Mesela dönmüş. Muhtemelen onun altındaki zemin akmıştır. Bu Hatay'da ve de bu görünen hasarlarda bütün kusurlar betonun, donatının, yapının kusurları değil gerçekte. Zeminde. Gayet tabii. Zeminde bakıyorsunuz yan yana bir yolun sağındaki binalardan bir tanesi iyi kötü yerinde kalmış. O da yıkılacak muhtemelen. Ama diğerleri hepsi sizin dediğiniz gibi şöyle ya da böyle göçmüşse bu yapıların hepsinin de kötü yapılar olduğu söylenemez. Zeminden kaynaklanan bir sorun varsa yapı yıkılır. Ama onun da önlemini alırsanız onu da yıkılmadan yapabilirsiniz. Ama almalı mı? Onu alacağınıza gidin başka yerde başka bir şey yapın demek lazım. Yani. Şimdi hasar gören, yıkılmayan ama hasar gören evler çok fazla. Evet. Nasıl evlerden katiyetle uzak dursunlar? Bunu söyleyebiliyor muyuz? Tabii söylenir. Yani bir kere bir bina hasarlıysa oraya bilen bir bu binaları iyi mi kötü mü ne kadar hasar görmüş ya da görmemiş gözle yapılıyor. Bir aletle falan karot olarak falan yapılmıyor yani. Bilinçli bilen bir göz baktığında o evin ya da konutun ya da binanın ne kadar hasar gördüğünü, içine girilip girilemeyeceğine karar verebilir. Böyle bilen bir göz bunu görüp buraya girebilirsiniz ya da girmemelisiniz demediği sürece kimsenin girmemesi daha doğru. Mesela duvarlarda çatlaklar var duvar hocam. Duvar çatlakları o kadar önemli değildir girip çıkma adına. Önemli olan taşı betona, dikkat ederseniz hep konuştuğumuz şey betonarmeden bahsediyoruz. Eğer taşı sistem elemanlarının özellikle düşey taşı sistem elemanları hasarlıysa o binalara kesinlikle girmemek lazım. Çatlak varsa. Çatlak varsa nerelerde? Kolonlarda, perdelerde. Mesela demin de söyledim ya bir şey kırılacaksa biz önce kiriş kırılsın evet, isteriz diye. Evet. Eğer kiriş kırılmış kolonlar, perdeler yerinde duruyor hiç hasarsızsa belki girilip çıkılabilir. Ama dediğim gibi buna bilen, anlayan bir göz böyle deyinceye kadar ne bileyim tuvalete dahi girmemek lazım. Yani. Tuvalete dahi girmemek lazım. Riskli. Çünkü bu hasar gören bir binanın göçmesi, biz böyle sünek göçme diyoruz. Yavaş yavaş göstere göstere bir göçme şekli vardır. Bir de ani göçme vardır. Bu tip binalar ani göçebilir. Size göre yerinde duruyor gibi durunur ama öyle değildir. Yani aniden göçebilir. Ne yapmak lazım? Doğru dürüst bir proje yapmak lazım. Ve de doğru dürüst inşa eden bir şey yapmak lazım. Bir şirkete yaptırmak, birilerine yaptırmak lazım. Yapım aşamasında da yapımı kontrol etmek lazım. Bu üçünü yaparsanız pek güvensiz bir yerde kalmıyorsunuz denilebilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Feridun Çılı hocamızla birlikteydik. Tekrar tüm yurdun başı sağ olsun.